Vanspor Kulüp Başkanı Seyitan İşsiz, eski kulüp başkanı Servet Yenitürk ve arkadaşlarının takımda çıkardığı sorunlar yüzünden istifa ettiğini dile getirmişti, fevarihan etmişti. İşsize bir yanıt da eski başkan ve şimdiki yönetim kurulu üyesi Servet Yenitürk'ten geldi. Yenitürk basın açıklaması düzenleyerek adeta İşsize ateş püskürdü. Bu akşam itibariyle kardeşlerimle helalleşiyorum ve bu akşamdan itibaren Vanspor Kulüp Başkanlığından istifa ediyorum. Vanspor Kulübü Başkanı Seyitan İşsiz, cumartesi günü bir otelde düzenlenen basın açıklamasıyla istifa ettiğini duyurmuştu. İşsiz, eski kulüp başkanı Servet Yenitürk ve arkadaşlarının takımda çıkardığı sorunlar yüzünden istifa ettiğini dile getirmişti. Bu açıklamalarının ardından eski kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyesi Servet Yenitürk basın açıklaması düzenleyerek adeta İşsiz'e ateş püskürdü. Geldiği 10 günden sonra başladı bahaneler üretmeye, kaçmak için sorun aramaya, taraftara çarpmaya, golculara hakaret etmeye, hocaya hakaret etmeye, egolarını yönetimdeki arkadaşlara yansıtmaya. İstifa edebilmek için, ayrılabilmek için bu birinci istifası değil, dördüncü istifasıdır. Yenitürk, İşsiz'in Vanspor'a büyük zararlar verdiğini ve dışarıdan gelen tüm misafirlerin yeme, içme ve konaklama masraflarını Vanspor'a mal ettiğini iddia etti. İstanbul'dan ne kadar getirdiği eşi, dostu, misafiri buraya reklam yapmak için, hava atmak için getirdiği insanları otelde yatırıyor. Sabah kahvaltı, öğle yemek, akşam yemek, dışarıda yemekler, konaklama tamamını kulüpten ödeyeceksiniz. Biz bugüne kadar 3 yıl, 4 yıl senin döneminde biz bunları yaşamadık dedi. Yarın bunun hesabını bize sorarlar. Kendi misafirlerinin otel parasını, yemek paralarını kulüpten ödeme gibi bir şansımız olmaz ama ödeyeceksiniz. Evet ödediler. Bütün faturaları çıkarttım arkadaşlar otelden. Hepinize ibraz ediyorum. Dokümanlarıyla birlikte kimler kalmış? Öğle yemeği, akşam yemeği, toplantısı, dışarıdaki yemekleri. Bunlar Vanspor cebinden çıkıyor. Yenitürk, Seyitan İşsiz'in kendisine komplo kurduğu iddialarına da cevap verdi. Futbolcularımızı Erzurum'a yönlendirdik. Ben de Erzurum'a çektim. Ankara'dan geçtim. Oradan bana geldim, tekrar Erzurum'a geçtim. Bütün futbolcularımız gelmişti Erzurum'a. Ödenek vermemiz için, sözleşmelerimizi yapabilmemiz için hepsi Erzurum'da bekliyordu. Bu saatte süreçte sağ olsun yine Sayın Valimizin reklam desteği için özellikle basınımız bağ yapınca belirtmişti. Taraftar gruplarımız renklem almış, kendisiyle görüşmüştü. Bizler bayağı çaba harcamıştık. Bu konuda hemen alelacele gelip Sayın Valimizle görüşmemizi sağladık. Genel Sekreterimizle 1 milyon 800 bin lira reklam sponsorluğumuzu ben imzaladım. Sayın Valimizle tek talebim şuydu, 450 bin lira olan ilk peşinatın hemen verilmesini, çünkü transfer yapmamız gerektiğini, imzaya attığımız son 2 günü 450 milyonumuzu kulübe ödeme yaparak biz transfere 450 milyonla başladık. Evet, bu iş çok su götürecek gibi sevgili izleyiciler. Ben Seyitan İşsiz Başkan'ın da bir açıklama, basın açıklaması yurt dışında bir fuara katıldığını söylüyor. Bir basın açıklaması yapmış. Servet Bey'in ve Oktay Ukay Bey'in açıklamalarına cevap vermiş. Bu işin daha ileriki süreçte ikinci versiyonlarının aşamalarının olacağı, karşılıklı sürtüşmenin devam edeceği görünüyor. Umarım bir an önce kapanır, aklı selim hakim olur.